Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü arkadaşlar. Hareketlilik Haftası hashtag'i altında sosyal medyada TR Mobility Weekend sayfası ile ve Bisikletler Derneği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber bugün bir tur düzenleyeceğiz. Turun videoları birazdan sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın. Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bisikletler Derneği Elaziğ İl Temsilciliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü etkinlikleri kapsamında pedal çevirdiler. Çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisikleti ulaşıma dikkat çekmek için bir araya gelen vatandaşlar, bisikletlerinin önüne astıkları pankartlarla da otomobil sürücülerine seslendiler. Çağın en büyük hastalığı olan obeziteye dikkat çeken Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, amacımız hareketliliği dile getirmek dedi. Buradaki amacımız hareketliliği dile getirmek. Çünkü gün geçtikçe insanlarımız hareketsiz bir yaşam sürmekte. Bu da dünyada herhalde gün geçtikçe ön sıralara giden bir obezite hastalığının ülkemiz ön sıralara gelmekte. Maalesef bir hareketsiz bir yaşam sürmekteyiz. Biz çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Gerek okullarımıza gidip gelirken, gerekse de o dönemde büyüklerimiz işlerine gidip gelirken ya da bugün olduğu gibi pedal çevirerek gidip geliyorlardı. Maalesef günümüzde çocuklarımızı servislerle yolluyoruz. Kendimiz de otomobilsiz olarak hiçbir adım atmıyoruz. Bu da gerek çevre kirliliği, gerek gürültü kirliliği, gerek hava kirliliği olarak bize dönmekte ve sağlığımızı tehlikeye sokmaktadır. Bu konulara dikkat çekmek için bugün bu etkinliği burada düzenliyoruz. İnsanlar daha günlük hayatında nasıl hareketli bir yaşam sürebilirler? İşten eve, evden işe veya günlük alışverişini yaya olarak, bisikletli olarak nasıl sürdürebilirler? Bununla ilgili dikkat çekmek istedik. Bisikletliler Derneği Elazığ İl Temsilcisi Atakan Özdal da Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a seslenerek destek istedi. Merhaba, ben Atakan Özdal, yeni Elazığ Bisikletler Derneği İl Temsilcisiyim. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Elazığ'da hareketli yaşam hashtag'i altında bir bisiklet turu düzenledik. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, Bisikletler Derneği'ne ve emniyet mensuplarına çok teşekkür ederim bu konuda. Özellikle bisikletli yaşamın Elazığ'da gelişmesi konusunda adım atmaya çalışıyoruz. Bisiklet toplulukları olsun, Bisikletler Derneği olsun hepimiz. Özellikle bisiklet yolu yapma konusunda buradan belediyemize sesleniyorum. Çok yönetmeliğe aykırı yollar yaptı şimdiye kadar. Umarım bu düzelir. Murat Bahçeci ise bisikletli ulaşımın önemine değindi. Çağımızın en büyük hastalıkları obezite ve çevre kirliliğine bağlı olarak akciğer ve akciğer kanseri. Bunlar şu anda çok ciddi artış gösterdi son yıllarda. Biz de burada buna çözüm olarak bisikletli ulaşım diyoruz. Bindiği üzere şehrimizde şu anda çok ciddi bir trafik ve park sorunu var. Zaten şehir içine çıkanlar bunu her zaman görebiliyor. Bunun haricinde sürekli artan bir obezite var, diyabet var. Bunun haricinde insanların bağışıklığında sürekli bir düşüş olduğu için sık sık rahatsızlanma olayı var. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bisiklet sürmek bağışıklığa olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Bunun haricinde zaten obeziteye karşı bir etkinlik. Zaten şehrimizde bir trafik sorunu da var. Yani buna çözüm olarak biz her zaman bisikletli ulaşımı savunmaktayız. Yerel yönetimlere desteklenmesi tabii ki daha iyi olacaktır. Çünkü bunun örnekleri var, görebilirsiniz. Lirugaz Belediyesi, Nevşehir Belediyesi ve buna benzer birçok belediyede bütün makam sahipleri bisiklet yerine makam aracı olarak bisiklet kullanıyor araç yerine. Ve bunun haricinde halkla iç içe bir şekilde bisiklet sürerek halkına önderlik yapmaktadır. Bizler de istiyoruz ki bizim şehrimizin yetkilileri de önde gelenleri de bu konuya örnek olsunlar ki şehrimizdeki bu trafik sorunu ve sağlık sorunları ortadan kalksın. Buradan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz, emniyet mensuplarına, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze en başta olmak üzere. Hepinize teşekkür ediyoruz, herkesin ayaklarına sağlık. Herkese pedallı günler diliyoruz. Başkanım, kaç kişi katıldı? Tahmini 100'e yakın diyebiliriz. Saymadım ama o civardadır.